Merhaba, iyi günler. Arada sırada böyle oluyor. Günde birden fazla yayın, hatta bugünkü gibi 3 yayın birden yaptığım oluyor. Normal şartlarda bu yayını hesapta yoktu. Atatürk ve İslamcılık yayınını yapacaktım. Sinan Ülgen'le de söyleşi yapacaktım ama Altan Sancar'ın Diken'de çıkan Erdoğan Bayraktar röportajını görünce bu konuyu pas geçmek olmaz dedim, yakışık almaz dedim. Çünkü 17-25 Aralık 2013'teki operasyonlar sırasında gündeme gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar gerçekten bir dokunmuş meslektaşımız, bin ah dinlemiş ve hepimize de dinletti. Görmeyen olmamıştır herhalde. Tabii ki iktidar yanlısı medya bunu göstermek istemeyecektir. Fakat sosyal medyada çok ciddi bir şekilde yayıldığını biliyorum. Bazı televizyon kanalları da bunu geniş bir şekilde yer verdiler. Çünkü burada çok kapsamlı bir şekilde bir itirafname aslında bu. 17-25 Aralık 2013 soruşturması, rüşvet yolsuzluk soruşturmasındaki dört bakandan birisi Erdoğan Bayraktar diyor ki suçlu olanın cezasını çekmesi lazım ama şu anda geldiğimiz noktada Allah beni kayırdı ve kurtardı. Şu anda çok iyiyim, atmaca gibiyim. Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum. Benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir. Tapeler bana aittir. Renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Yani ne diyor? Evet, suçluydum ama kurtuldum. Nasıl kurtuldu? Kendi çabasıyla kurtulmadı tabii ki. Orada siyasi bir iradeyle kurtuldu. Diğer bakanlarla beraber o da hatta ilk başta hatırlayacaksınızdır itiraz etmek istedi bir takım şeylere ve hemen susturuldu. Onun söylediği şu: evet, ben diyor aynı çuvala koydular beni diyor. Cumhurbaşkanını burada o tarihte başbakandı suçluyor. Benim olayım diyor aslında görevi kötüye kullanma. Bende rüşvet ve yolsuzluk yok diyor. Hatta diyor FETÖ savcısı bile bana bunu diyemedi diyor. Ama beni de aynı çuvala koydular. Yani ben görevi kötüye kullanmayla ilgili şeylerde haklıydılar. Ama ben diğer bakanlar gibi aynı çuvala konduğunu söylediği diğer bakanlar gibi rüşvet ve yolsuzlukla ilişkisi olmadığını söylüyor. Ve bu noktada da günümüzün Cumhurbaşkanı, o dönemin başbakanı ve hala liderim dediği Recep Tayyip Erdoğan'ı suçluyor. Diyor ki bana kötülük yaptı, büyük kötülük yaptı, bana yaptığı kötülüğü kabul etmiyorum. Ama mertlik ve liderlik konusunda da etrafını sardılar, şimdi o ayrı mesele. Erdoğan'ın eline su dökecek lider yok şu anda. Bu ilginç bir durum. Bana her türlü kötülüğü yaptı ama o benim hala liderim diyor. Şimdi bu anlatıların, röportajda söylediklerinin ilk önümüze çıkarttığı olay 17-25 Aralık'ın çok ciddi suçlamalar içerdiği, kendi şahsına yönelik olanların doğru olduğunu söylüyor ama kendisinin belli bir limitte tutuyor. Diğerleri hakkında hiçbir olumlu bir sözü yok. Yani şunu demek, şu sonuç çıkartmak mümkün. Tapeler, telefon konuşmaları vesaire doğru. Teknik takipler doğru. Hepsi bana ait. Demek ki diğerleri için de aynı şey geçerli ama ben onlar gibi değilim. Aynen şu cümle: beni de aynı çuvala koyunca liderim Erdoğan, dört tane bakan ile beni de hırsız diye tasvir ediyorsun. Hırsız diyor. %60, %40 ya da %50 öyle tasvir ediyor. Halbuki yakından tanıyanlar beni ayırabiliyor. Ben kendimi ayırmak istedim orada ama gücüm yetmedi. İlk baştaki çıkışını, demin sözünü ettiğim. Benim gücüm yetmez. Döverler beni, öldürürler beni. Bilmem ne yaparlar. O kadar gücüm yok benim. Şimdi Erdoğan Bayraktar gerçekten ilginç bir kişilik. Yıllarca inşaat işlerinde çalışmış. TOKİ'nin başındaydı.
Ben kendisini bir kere gördüm hayatta. O da bizim Galatasaray'ın stadının açılışındaydı. O malum yuvalanmanın olduğu gün gördüm. Kendisi de Galatasaraylı olarak aynı zamanda Galatasaraylıydı ama çok kötü bir tecrübe yaşamıştı. Ondan başka görmedim ama daha önceki çıkışları ve son sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlarla içinin kan ağladığı belli oluyor. Şimdi Erdoğan Bayraktar bizim önümüze tekrar 17-25 Aralık dosyasını koyuyor. Diyor ki bunlar çok ciddi iddialar. Ben Allah'ın yardımıyla Allah beni kayırdı. Normalde cezamızı çekmemiz lazımdı, çekmedik. Bu şimdi bir kere önümüzde duruyor, tekrar gündeme getiriliyor. Komplo olarak üstü kapatılan dosyaların tekrar açılmasının zeminini hazırlıyor Erdoğan Bayraktar. Bu noktada tabii tekrar o günlere dönecek olursak 8 yıl önce Fethullahçılar Erdoğan'la giriştikleri iktidar savaşında 17-25 Aralık dosyalarını ortaya atarak orada 4 bakan ve onların çocukları gündeme geldi. Üçünün çocukları gündeme geldi. Bunun üzerinden Erdoğan'a çok büyük bir darbe indirdiler. 17 Aralık'ta bakanlar ve çocukları, 25 Aralık'ta daha çok Erdoğan'ın yakın çevresi, aile çevresi, arkadaş çevresinden isimlerle. Daha bunun da ardında Kudüs Selam Tevhid soruşturması vardı. Burada da AKP'nin birçok isminin İran ajanı olarak suçlanacağı çok daha siyasi bir dosya vardı. İlginçtir. O dosyayı pazarlayanlar, o dosya hakkında kitaplar yazanlar, daha sonra Fethullahçıların yanında yazanlar, daha sonra Erdoğan'ın yanında ya da Erdoğan iktidarının yanında FETÖ avcısı oldular. Öyle de bir ilginç bir olay vardı. O gerçekten Fethullahçıların Erdoğan iktidarına yönelik yerel seçimlere 3,5 ay kala düzenlediği bir operasyondu. O tarihte de bunları hep söyledim. Israrla vurguluyorum. Bu iddiaların büyük ölçüde teknik takibe dayanan iddiaların doğruluğu, ki bugün Erdoğan Bayraktar da bunları büyük ölçüde doğruluyor, Fethullahçıların niyetinin samimi olduğu anlamına gelmiyor. Yani Fethullahçılar bir zamanlar İtalya'da gördüğümüz gibi Fethullahçı savcılar temiz eller savcısı değildi. Bir takım kirli ellere karşı mücadele etme iddiasındaki başka kirli eller, ki bu kirli eller de Fethullah Gülen ve etrafındakiler oluyor. Bir iktidar savaşında bu olayı, yolsuzluk iddialarını, rüşvet iddialarını, görevi kötüye kullanma iddialarını kullandılar, kullanmak istediler ve dolayısıyla bu soruşturma bir siyasi komplo gerekçesiyle soruşturmanın üzeri örtüldü. O tarihte AKP içerisinde birçok isim de bu olaydan ciddi bir şekilde rahatsız oldu. Fakat Erdoğan dizginleri eline aldı ve bütün tepkileri bastırarak bu olayları rafa kaldırdı. Şimdi Erdoğan Bayraktar bize tekrar bu dosyaların aslında raftan indirilebileceğini söylüyor. Bunu yaparken kendi 8 yıldır taşıdığı bir rahatsızlık nedeniyle bunu yapıyor. Öncelikle buraya bakmak lazım. Ama bir başka olay da şu. İlk söylediğinde geri adım atan ya da susan, beni öldürürlerdi, döverlerdi diyen Erdoğan Bayraktar bugün niye böyle bir çıkış yapıyor? Bu da işte esas bakılması gereken hususlardan birisi de bu. Artık bu olayın kapanmakta olduğunu, Erdoğan iktidarının kapanmakta olduğunu bize gösteriyor bu çıkış. Yani şunu söylemiyorum, Erdoğan Bayraktar artık Recep Tayyip Erdoğan gideceğini görüp konuştu değil. Bu belli ki bir kişisel bir şey. Bir gazeteci başarılı bir şekilde onu konuşmaya ikna ediyor. Tebrik etmek lazım. Ve o da 8 yıldır içinde biriktirdiği şeyleri söylüyor. Önümde 3 sayfalık metin var. Bayağı bir konuşmuş. Bunu Tayyip Erdoğan gidiyor, ben de artık konuşayım diye yaptığını sanmıyorum. Ama gayri
ihtiyari bunu yaparken artık bize bir devrin kapanmakta olduğunu da gösteriyor Erdoğan Bayraktar. Buradan ben bu sonucu açık ve net bir şekilde çıkarıyorum. Bugünkü yaptığım Atatürk'le ilgili Atatürk ve İslamcılar yayınında da söyledim. Erdoğan devri kapanıyor ve bu devirden geriye çok fazla bir şey kalmayacak. Olumluluk anlamında, yani sonraki kuşakların taşımak isteyeceği, daha ileriye götürmek isteyeceği şey kalmayacak ve örnek olarak da en son Metropol'ün araştırmasını söyledim. Metropol'ün araştırmasında Erdoğan'ın görev onayı çok ciddi bir şekilde düşmüş gözüküyor. Gerçekten üst üste binen bütün her şey, bu son dönemde çıkan mültecilerle ilgili tartışmalar da dahil, Afganistan olayı da dahil, tabii ki koronavirüs meselesi ve en önemlisi ekonomik kriz. Bütün bunlar artık bir devrin bize kapandığını gösteriyor. Ve Erdoğan Bayraktar da bunun işaretlerinden, artık bunun devamını göreceğiz. Bunu birçok yayında söyledim. Bu tür şeylerin, çıkışların sayısı giderek artacak. İnsanlar artık aralarına mesafe koymaya başlayacaklar. Kimileri sessiz sedasız terk edecek, kimileri Erdoğan Bayraktar gibi içi dolu olanlar yüksek sesle, bir de tabii önümüzdeki dönemlerde hala güç ve etki sahibi olmak isteyenler de yüksek sesle başlayacaklar itiraz etmeye, seslerini çıkartmaya ve büyük ölçüde de şunu diyecekler: aslında ben hep bunları söylüyordum, çok uğraştık, çok söylemeye çalıştık. Burada Erdoğan Bayraktar'ın söylediği şu söz: etrafını sardılar şimdi, o ayrı mesele. Burada şöyle bir şey var: Erdoğan iyi, çevresi kötü var ama bir yerden sonra artık bunun bir anlamı olmadığı görüldükten sonra da artık Erdoğan'la iplerin koparılmaya başlandığını göreceğiz ve bunu gördüğümüz zaman da en çok kullanılacak argümanlardan birisi hiç kuşkusuz 17-25 Aralık olacak. 17-25 Aralık'taki iddialar olacak ve orada şimdi ne yaptığını bilmediğimiz Muammer Güler ve Zafer Çağlayan ve Prag'da büyükelçi olan Egemen Bağış başta olmak üzere bu kişilerin gerçekten Türkiye'de adli sistem içerisinde olabildiğince bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından tekrar bu dosyaların açılmasını bekleyeceğiz. Ama burada çok önemli bir husus var. Onun özellikle altını çizmek lazım. Bunun yapılacak olması, ileride yapılacak olması Fethullahçıların ve Fethullah Gülen'in haklı çıktığı anlamına gelmeyecek. Zaten onların Türkiye'ye yaptığı birçok kötülük, sayısız kötülüğün içerisinde 17-25 Aralık'ın ayrı bir yeri var. Gerçekten bu şeyler, bu soruşturmalar, tarafsız, temiz eller iddiasındaki savcılar tarafından yürütülebilmiş olsaydı, Pensilvanya'dan gelen talimatlar ışığında hazırlanıp ona göre zamanlaması yapılan soruşturmalar değil de gerçekten bağımsız Cumhuriyet'in savcıları tarafından yürütülen soruşturmalar olsaydı, Türkiye birçok gerçekle o tarihte yüzleşmiş ve bunun hesaplaşmasını yapmış olabilecekti. Şimdi gecikmiş bir hesaplaşma var ama görüyoruz ki Erdoğan Bayraktar'ın bu anlatıları da gösteriyor ki bu eninde sonunda bu dosyalar tekrar önümüze çıkacak. Şimdi o konuşuyor, o söylüyor. Diğer üç kişinin, üç bakanın söyleyebilecek neyi var? Ne diyebilirler? Komplodan başka neyi söyleyebilirler? Söyleyebilecek hiçbir şeyleri yok. Onlar kendilerini unutturmayı tercih ettiler. Ama şimdi isteseler de istemeseler de tekrar tekrar gündeme gelecekler. Burada Erdoğan Bayraktar'ın bir öfkesi gerçekten aynı çuvala konulmuş çuval lafını kendi söylüyor. Olmanın verdiği, olmaktan dolayı duyduğu öfke. Bir yandan da açıkçası onu da söylemek lazım: Allah bizi, beni kayırdı, cezamı çekmedim. Bir anlamda da bir vicdan azabı var sanki. Bunların
karmaşasından olan bir itirafname ile karşı karşıyayız. Eğer Türkiye büyük bir ülke ise, ki bence öyle, bunların bir şekilde tekrar Türkiye'nin gündemine, bağımsız ve adil yargının gündemine geleceğini düşünüyor ve tabii ki temenni ediyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.